zor bir maç olacağını biliyorduk. Milli takım arası olduğu için uzun bir süreç vardı önümüzde. Onu iyi değerlendirdik, iyi analiz ettik rakip takımı. Bunu takım olarak başardığımız için hepimiz çok mutluyuz. Bu akşam takımın en iyilerinden birisiydin. Aynı zamanda lider bir görevin var. 4-4 herhalde hayal gibi başlangıç olması sizin için. Bununla ilgili neler söylersin? İçeride neler konuştun soyunma odasında? Tabii ki özel konuşmalarınız var ama en azından seyircilerin, taraftarların duyabileceği şekilde. Ya şimdi sezon başlamadan önce tabii ki böyle düşünmüyorsunuz. Hani 4-4 yapalım, 3-3 yapalım ama biz hafta maçtan maça düşündüğümüz için galibiyetler geldikçe hedefimiz de büyüyor ister istemez. Bunu da sonra hedef olarak koyuyoruz takım olarak. Ondan dolayı dediğim gibi tüm takım arkadaşım, teknik ekibi tebrik ediyorum. Çünkü iyi bir iş ve iyi bir başlangıç yaptık. Ve ondan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Peki artık böyle hayaller kurulmaya başladın böyle iyi gidilirse? Yok var da. Mı böyle takım içerisinde bir sinerji oluştu mu? Yok, bir hedef konuldu mu? İyi süreci devam ettirmek istiyoruz takım halinde. Burada tüm oyuncular, tüm takım arkadaşım çünkü zevk alıyor. Çünkü galip gelmek gerçekten güzel. Hafta içi günlerimiz daha da iyi geçiyor galip geldiğimiz zaman. Onun tadını çıkartmak istiyoruz. Bakalım inşallah böyle devam gider. Çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkür. Valla heyecanlıydım tabii ki. Yine bir heyecan vardı maç öncesinden. Ama zor bir maç olacağı bizim için belliydi. Hafta içinde de bunları konuştuk ettik. İyi analiz ettik. 1-0 geri duruma düştük. Ama bizim için çok önemli bir şeydi ki tam ilk yarı bitmeden 1-1 bulduk. Bizim için burada neredeyse maç döndü diyebiliriz bizim adımıza. Ki ikinci yarıda başlar başlamaz golü bulduk. Bizim için çok iyi oldu bu. Çok büyük avantaj. Çünkü biz gerçekten yetenekli oyunculara sahibiz. O yüzden skoru elde ettiğimizde topu iyi çevirip pas oyununa iyi dönebiliyoruz. Şu anda 4-4'lük bir gidişatımız var. İyi gidiyoruz. İnşallah ayaklarımız yere bassın. Böyle devam etmek istiyoruz. Salih, senin için de yeni bir sayfa aslında burası. Tekrar Türkiye'ye döndün. Ne zaman tam olarak tüm formunda oynayabilirsin? Ne zaman tam olarak alışacaksın sence? Şöyle gayet takıma alıştım diyebilirim şu anda. Çünkü güzel bir kadroya sahibiz. Geniş de bir kadroya sahibiz. Şu anda gayet formumun yerinde olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne zaman şans gelir, hocayla da konuşuruz, görüşürüz. Elbet yakındır oynama. Burada tam konuşurken sen, Ersun Yanal da geçti. Onunla bir bakıştınız bir ara. Hocayı maçtan sonra da konuştuk, sıkıntı yok. Tebrik ettik birbirimize. Başarılar diliyorum onlara da. Teşekkürler. Sağ olsun. Kolay gelsin. Sağ olun.